Kürtçe, Türkiye'de en çok konuşulan ikinci dil. Türkiye'de Türklerden sonraki en büyük etnik nüfusun ana dili. Belki de Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri en büyük tartışma konularından bir tanesi. Eskiden durumlar çok daha kötüydü. 1980 askeri darbesinin ardından Kürtçe resmi ve özel hayatta resmen yasaklanmıştı. Sonrasında iktidarlar değişti, darbe süreci bitti. Tırnak içerisinde Kürt sorunu olarak adlandırılan ve Kürtçe ile de bağdaştırabileceğimiz bu tartışma konusu zamanla daha konuşulabilir bir hal aldı. Hatta Erdoğan'ın söylemlerine göre Kürt sorunu tamamıyla bitmişti. Peki gerçekten öyle mi? Ve son günlerde neler yaşandı? Öncelikle Murat Kurum'un Diyarbakır'daki mitinginde insanları Kürtçe selamlaması bayağı bir konuşuldu. Hepinize Serçavan, Serseran diyorum. İnsanlar samimiyetine tabii ki güvenmedi. O için bunları yaptığını söyledi. Zamanında Erdoğan da böyle bir şey yapmıştı. Kürtçe konuşmaya çalışmıştı. Yani seçim dönemlerinde sürekli gördüğümüz şeyler. Sonra yine Kürtçe ile alakalı bir olay patladı. İstanbul'da Kürtçe tiyatroya oyunun oynanmasına bir saat kala polis baskını yapıldı. Oyun kaymakamlık tarafından yasaklandı. Ben olayları şaşkınlıkla izlerken bir olay daha patladı dün ve gerçekten çok fazla konuşuldu. Kürt bir vatandaş İstanbul Havalimanı'nda annesi Türkçe bilmediği için çıkışına izin vermediklerini iddia etti. Bu Türkiye'nin ayıbı dedi ve şöyle bir video paylaştı. Havalimanı, dünyanın üçüncü büyük havalimanı dedikleri yerde ben 2,5 saattir şu gariban anamı kimseye anlatıp anamı dışarıya çıkaramadım. Neden? Dili olmadığı için, okuması olmadığı için, yazması olmadığı için ülkesinde vergisini ödediğim uçağın memuru bana yardımcı olmadılar. 2,5 saattir annem burada içeride rehin. Şimdi bu videonun altına gelen bazı yorumlara gerçekten inanamadım. Ve aynı zamanda sorguladım, yani gerçekten bu kadın dil bilmediği için sadece Kürtçe konuşabildiği için mi kimse yardım etmedi? Çünkü bu bana çok saçma geldi. Yetkililerden bir açıklama bekliyordum ki yetkililerden açıklama geldi. İstanbul Valiliği Kürtçe bilmedikleri gerekçesiyle havalimanında mahsur kaldıklarını söyleyen aileyi yalanladı ve görsel paylaştı. Söylendiği gibi 2 saatten uzun bir süre falan havalimanında beklenilmemiş. Uçağın inmesinden yaklaşık 1 saat sonra çıkış sağlanmış. SH isimli vatandaşımızın ya da yakınlarının uçağa binmeden önce tekerlekli sandalye hizmeti için başvuru yapmadığı belirlenmiştir. Açıklama böyle. Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşımıza uçaktan inişinden havalimanı çıkış noktasına kadar talep edilen hizmet verilmiştir. Konuya dair bir de görüntü paylaşılmış. Yani söylendiği gibi bir durum yok ortada. Yaşlı vatandaşımızla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabiriyle art niyetli olup devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır. Açıklamanın tamamı bu. Şimdi bu Kürtçe sorunuyla alakalı benim gördüğüm 2 tane taraf var. Bir tanesi gerçekten de mağdur olanlar. Mesela bu tiyatronun yasaklanması olayı nasıl bir olay? Yani bir tiyatro Kürtçe olduğu için niçin yasaklanır? Bunun hiçbir mantığı olamaz ki bazıları baskını yapan polislere teşekkür falan etmişler. Bu yorumlara gerçekten inanamadım. Yani Arapça bir gösteri yapılsa, İngilizce bir gösteri yapılsa ya da herhangi bir dil olabilir. Kesinlikle engellenmeyecek bir tiyatro Kürtçe oynandığı için engelleniyor. Bence kaymakam hakkında soruşturma açılması gerekiyor. Ha yok işte tiyatronun İçeriği kötüdür, propaganda amacı taşıyordur, bu nedenle engellenmiştir. Hayır arkadaşlar, gittim baktım tiyatronun içeriğinde ne var diye, böyle bir şey de yok. Büyük ihtimalle gerçekten mesele dille alakalı ve gerçekten bunu destekleyen insanlar var. Bu ülkede yaşayan milyonlarca insanın ana dilini görmezden gelemezsiniz. Görmezden gelirseniz daha büyük karışıklıklara sebep olursunuz ki bunların yaptığı görmezden gelmek de değil, direkt engellemeye çalışmak. Bu emin olun bizi kavgayı büyütmekten daha ileri götürmez ki zamanında yasaklamaya çalıştıkları şeyler çok daha radikal bir içimde geri döndü. O yüzden bu orta çağ, hatta orta çağ hakaret olur, İlk çağ kafasından çıkalım. İnsanlar istedikleri dilde tabii ki tiyatro gösterisini yapabilsin. İstedikleri şekilde sokaklarda konuşabilsin. Bu ne devletimizi bölünmeye falan götürür ki senin yaptığın bölünmeye çok daha elverişli bir şey. Ne de Türklüğümüz falan biter. Ben bu kafa yapısına tamamıyla karşıyım. Ama bir de işte böyle olaylar yaşandığı için Kürtçe üzerinden mağduriyet kasmaya çalışanlar var. Ben bunları da eleştirmek istiyorum. Mesela bu havalimanı olayı gibi. Ben olayı ilk gördüğümde de ya Allah Allah diyorum, yaşlı bir kadına hiç dil bilmiyor olsa bile ya da işte tekerlekli sandalye ile alakalı başvuru yapılmamış olsa bile birileri mutlaka yardım eder. Orada bir sürü görevli var. Ki İstanbul Havalimanı'na birkaç kere gittim. En azından kendi deneyimim gayet görevliler size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bir sürü de çalışan var orada. Zaten kocaman bir havalimanı. Ülkemizde de bir sürü Kürtçe bilen insan var. Mutlaka çalışanlar arasında da Kürtçe bilenler vardır. Niçin insanlar yardımcı olmasınlar? İlk başta da böyle düşünmüştüm ama tabii ki elimde hiçbir kanıt olmadığı için gerçekten de
Kürtçe bilmediği için, dili olmadığı için bir şekilde bu kadının mağdur edildiğini düşünmüştüm. Fakat sonrasında gelen açıklamalara baktığımda, kamera görüntüleri falan incelendiğinde, uçağın inişi ve kadının çıkış saatlerine bakıldığında adamın resmen bir propaganda yaptığını gördüm. Sonrasında bu kişi paylaşımını silmiş ve Twitter hesabını falan incelediğimde de gayet propagandaya açık bir Twitter hesabı gördüm. O yüzden evet, Türkiye'de Kürtçe sorunu ya da Kürt sorunu yoktur diyemeyiz. Ben buna katılmam. Siyasetçilerin Kürtçeyi bu şekilde kullanması, tiyatroların yasaklanması, bunlar tabii ki çok boktan olaylar. Hala 2024 yılında bunların konuşulması iğrenç. Ama olmayan mağduriyetlerden mağduriyet kasıp bunu propaganda amacı olarak kullanmak da aynı şekilde iğrenç. Ben Türkiye'de doğmuş büyümüş, ana dili Türkçe olan bir insanım. Ama başka bir insanın yine Türkiye'de doğmuş büyümüş, ana dili Kürtçe olabilir ve Kürtçe konuşmak isteyebilir. Bu beni kesinlikle rahatsız etmez. Rahatsız olanın da rahatsızlığı olduğunu düşünürüm beyinsel olarak. Çünkü eğer sen milyonlarca insanın ana diline karşı o orada yokmuş gibi davranıyorsan ya da ciddi ciddi yasaklayarak, susturarak, kapatarak bir yerlere varabileceğini düşünüyorsan, ki bunlar denendi, sonrasında neler olduğunu biliyoruz. Evet kardeşim, kusura bakma, ben burada bir rahatsızlık ararım. Yani ülkenin başında bin bir tane musibet varken ne böyle propagandalarla bu olayları konuşalım ne de kimseye zararı olmayan bir tiyatro gösterisini engelletelim. İkisi de bence bombok olaylar ve benim düşüncelerim bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkürler dostlar.